Trabzonspor İstanbul'da kazanarak Gökhan Hocam Fenerbahçe galibiyetini anlamlandırmak istiyor. Çünkü derbileri kazanıp sonra iki maçı kaybetmektir en tehlikeli, en kötü olan. Tabii Trabzonspor için ama çok zor bir deplasmana geliyor. Karagümrük ligimizde çıktıktan sonra hakikaten renk veren takım konumunda oldu. İşte Biglia'yı verdiler. Emre Mor'u verdiler. Süleyman Urma gerçekten başkan çok başarılı işleri imza attı. Ama sonunda geldiği noktada şu anda küme düşme potasındalar. Ve maç kazanmakta problem yaşıyorlar. Kadroları kötü mü? Değil. Ama Süleyman Urma Başkan Papuç'un pahalı olduğunu anladı. Şimdiden transfere başladı. Herhalde Kayseri'den ayrılan Bertolucci ile imzaladı. Evet, onlardan imzaladı. O ara bir iki kişiyle daha imzaladığını biliyorum. Fegül'ü aldılar hocam onları. O feshetti zaten mukavesini Kayseri'de hocam. Kayseri'den feshetti ama biliyorum, imzaya kadar biliyorum, şeye kadar. Yani Bertolucci yeniden Karagümrük'te. Yani transferi şimdiden başladı. Gördü takımın durumunu. Karagümrük iyi oyuncular var. İşte Jack ne gibi, Kuvasi de galiba, gibi. Evet, Fegül'üyle de imzaladı hocam. Bertolucci de iki tane orta sahayı imzaladı. Fegül'üyle daha önce imzaladı. Evet. Şimdi iyi de kadroları var yani. Baktığında Jack tabi onlar var, oynamayacak. Morinileri biz izleyenlere söyleyelim yani. Onlar devre yok, arası. Ha, devre arası daha imzadan sonra. Şimdi yani, sonra. İmza, yani, yok, yok. Şimdi imza falan yani insanların kafasını karıştırmayalım. Şu anda oynayacaklar işte Koleleri var, Kuasileri var, Cagne'leri var. İyi bir forvet hattı var ama çok kolay gol yiyorlar. Trabzonspor Fenerbahçe'yi yenerek tekrar havaya girdi. Hem şehir olarak havaya girdi, hem yönetim havaya girdi, teknik ekip havaya girdi. Psikolojik üstünlük sağladı. Yani iki hafta önce Apoca eleştiriliyordu. Bir anda eleştiriler durdu. Yeniden Trabzonspor şampiyonluk havasına ve rotasına girdi. Karagümrük şu anda ligimizin zayıf ekiplerinden biri gibi duruyor puan durumuna bakarsak. Ama hiç öyle değil. Trabzon hakikaten çok zor bir maç bekliyor. Özellikle o Fenerbahçe galibiyetinin eğer havasını da arkada bırakmazlarsa, o rehavetle gelirlerse hiç ummadıkları bir Karagümrük karşısında bulacaklar. Ama Trabzonspor aynı ciddiyetle gidip sahaya aynı anlayışı koyarsa, Fenerbahçe maçındaki anlayışını kazanmak isterse Karagümrük'ün önündeler tabii ki. Favori Trabzonspor'a bari hocam. Tabii tartışmasız işin gerçeği ağır favori yani Trabzonspor, ama Trabzonspor mutlaka Abdullah Hoca da konuşuyordur. Aynı şekilde teknik heyet hepsi. Yani o maç bitti, Fenerbahçe maçı. Buraya yansıması iyi olması gerekir. O gün konuştuk, hatırlıyor musun? Mücadeleden ilgili Trabzon maçında, hatırlıyor musun? Bunu sürdürebilirliği çok önemli. Yani illa parayla, kadro derinliğiyle alınan yüksek paralarla bir takım kurmak farklı. Mücadele etmesi farklı. Geçen sene Trabzonspor ligin en pahalı kadrosu muydu Cüneyt? Hayır, dördüncü sıradaydı değil mi? Beşiktaş, bu sezon pahalı bir kadro kurdu. Bu sene. Ahmet Bey hatta bizim düzenlediğimiz organizasyonda konuştu. Hani ücretler öyle, bu öyle. Sene fazla değil. Geçen sene Beşiktaş, Trabzon'a göre Galatasaray ve Fener kadroları daha doğru mu? Ekonomik olarak daha yüksekti. Trabzon'un daha düşüktü. Trabzon takımı ilk yarı neredeyse şampiyon oldu değil mi? Diyorduk. Tabii, yani ilk yarı domine etti. Niye? Mücadele etti. Kadroyu, yani kadro değil. Yani mücadele çok önemli. O mücadeleyi yansıtması çok önemli. Şimdi hafta sonu oynanan maçta Fenerbahçe'ye karşı çok iyi mücadele eden, oynayanı oynamayanıyla, gireniyle çıkanıyla bir Trabzonspor kadrosu vardı. Trabzon'un bunu sürdürebilirliği ne kadar sürdürecek, bu çok önemli Cüneyt. Yoksa oyuncu kalitesi var Trabzonspor'un. Antrenör kalitesi de var. Bunu sürdürebilmesi çok önemli. Yani Karagümrük'e karşı bu sahada mücadeleyi verip bunu ne kadar sürdürecek? O maç Karagümrük geçecek. Ondan sonraki maç ondan. Trabzonspor bir kere has olan bir şeyini bilecek. Trabzonspor insan nasıldır? İşte mücadele eder, ırışındır, mağlubiyeti kabul etmez. Değil mi? Yani böyledir, inatçıdır. Bunun aynı şekilde sahada bu oyuncu topluluğuna nasıl yaptıysa Fenerbahçe maçında, bundan sonraki lig maçlarına da yansıtması gerek. Yansıtamadığı zaman Cüneyt sıkıntı yaşar. Bu Karagümrük illa değil. Hangi takımla da oynarsak. Karagümrük'e karşı maçın favorisi ve Trabzonspor, ama koşup mücadele etmezse Karagümrük de onlara problem çıkartabilecek bir takımı çıkartır. Yoksa Trabzonspor o mücadele ettiği zaman rahat rahat bu maçı da, Karagümrük maçını rahat rahat çözer. Yoksa kendi çözülür. Bir kere bir standardı belirleyecek Abdullah Avcı ve oyuncuları. Biz Fenerbahçe maçındaki, ben olsam o ikili mücadeleler var ya hani, koş top kazanmaları. Ne yaparım onları biliyor musun Cüneyt? Ne yaparım? Bak
Gökhan hocam sordum soruyu. Çalışmamış hocam. He? Bugün çalışmamış. Vallahi Mehmet cevap veriyor zaten. Ben gördüm Mehmet cevap veriyor. Cevap verin de öğrenelim. Bravo. Bak buyur sana attı pas. Ne yapması gerek o ikili mücadele ne yapar? Ben bilmem hocam. Ben çalışmadığım yerden. Cüneyt hocam çalışmış. Mehmet hocam mı? Mehmet hocam evet. Şu ideal kadroyu alsak bir arkadaşlar bir şey. Mehmet bir soralım bakalım. Ben olsam otobüste gösteririm futbolculara. Toplantılarda gösteririm. Videosunu hazırlayıp futbolculara gösteririm tekrar verdikleri mücadeleyi. Hayır. Ben onları ne yaparım? Soyunma odasına böyle girişlere direkt böyle eğer şampiyon olmak istiyorsak, maç kazanmak istiyorsak hepsinin fotoğrafını o ikili mücadele var ya girilen. Videoyu bir kere görür hocam. O fotoğrafları görecek. Tekmeye kafa uzattılar, yerde kaydılar. Onların böyle fotoğraflarını o antrenmana çıkacaklar ya soyunma odası oraya buraya koyarım. Trabzonspor bu standarda yakalayacak. Trabzonspor eğer Dünya Kupası arası olmadan önce işte oynadığı maçlar gibi Kasımpaşa maçı gibi vesaire vesaire işte Ankara Gücü maçı mı? Yani o maçlar veya puan kayıpları yaşadığı maçlar gibi oynarsa her zaman puan kaybeder. Fenerbahçe maçındaki o galibiyetteki o verdikleri mücadeleyi hatırlayacak oyuncular her gün. Ona bakacaklar. Öbür türlü kendi kafalarına göre bireysel kendileri işte oynamaya çalışırsa Trabzonspor ilk yarıdaki gibi sıkıntı yaşar. Hem Avrupa'da yaşar. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne gider. Ligde de işte puan farkıyla mesela Dünya Kupası arasına girer. Yoksa Trabzonspor'un kadrosu potansiyelli iyi. Referans alabileceğimiz çok iyi maçlar oynadı hocam. Tabii ki. En iyi mücadele ettiği maçta Fenerbahçe maçı. Dedim ya onun için alırım onları koyarım. Buyur kardeşim sizin bundan sonra yapmanız gereken bu. Kaliteniz var zaten. Biz böyle yaptığımız zaman bu yarışın içinde ligin sonuna kadar oluruz. Abdullah Hoca sıkıntılı süreci açtı Fenerbahçe maçıyla birlikte bence Gökhan Hoca. Ya sıkıntılı bir süreç kendi yoktu. Adına. Bence kamuoyunda yaratılan bir süreç vardı. Yani Abdullah Hoca başarılıydı. Onun üstüne istediği takımı yaptı. Şimdi Trezeguet transferine kim hayır diyebilir ki? Trezeguet şu anda Trabzonspor'un hakikaten en formda oyuncularından bir tanesi. O zaman Trezeguet'i eleştiriyordu. Bekayem'e karşılaştı. Niye? Bekayem'in burada bir sıkağı vardı, bir süreçliliği vardı. Ama sonuçta Bekayem'e de bir fiyat istedi. Trabzonspor o fiyatı vermeyeceğini söyledi. Sonuçta iki tarafta birbirine gitmedi. Ayrıldılar. Ha, onun yerine alınabilecek bence en iyi oyuncuyu aldılar. Trezeguet'i. Trezeguet'i de tutup o andaki Mısır'dan almadılar. Aston Villa'dan alıp getirdiler. Yani baktığın zaman. Başarılı iş yaptılar. Kendi oyuncularına, kendi kafasındaki felsefe, oyun felsefesine uyan oyuncuları aldı. İyi oyuncular da aldı. İşte Solbek Eren'i aldı. Eren bugün milli takım oyuncusu. O süreçte İstenen sonuçlar gelmedi. Hep bir sıkıntılı bir süreç gitti. Avrupa'da da oldu bu o sıkıntılı süreç. Lig'de de bir süreç oldu. Ama baktığın zaman 3 kupada da yani 3 hedefte de devam ediyor. Türkiye Kupası'nda devam ediyor. Avrupa'da herkesten önce Şubat ayında bir kura çekecek. Şubat ayında bir maçı var. Eleme maçı. Peşinden de lig'de de Fenerbahçe'yi yenerek tekrar o havaya girdi. Ama bir doyum vardı esasında hem şehirde hem işte belki takımda bir doyuma ulaşmak. O şampiyonluk senelerdir beklenen şampiyonluğu yaşamanın bir doyumu vardı. O doyumdan sonra tekrar bu havaya girmek kolay değil. Şehir de havaya girmemişti. Şimdi bir Fenerbahçe maçıyla onu başardı. Yani yeniden şehir havaya girdi. Trabzon şehri uyandı. Şampiyonluk havasına girdiler. Abdullah Hoca'nın devamlı şekilde kafasında zaten şampiyonluk var. Zaten Avrupa'da gidebildiği yere kadar gitmek var. Bunu hiçbir zaman bırakmadı ki. Sadece kamuoyunda bakıyorsun o andaki maçlara göre, oynanan oyuna göre, sonuçlara göre bir eleştiri olacak. Bu herkese yapılan bir eleştiri. Bu eleştiri Valeri İsmail'e yapıldı. Dayanamadı, ayrıldı, gitti. Yani yapılanlar... Övgü de varsa hocam bu işte yani, eleştiri de işte, olacak. Yani doğal. Sonuçta gidiyor ama. Abdullah Hoca için böyle bir süreç oldu. Bir anda işte gidecek Apo Hoca başarısız son maç işte şöyle böyle derken Apo Hoca'nın kafasında öyle bir şey yok ki. Hedef geçen seneki başarıyı tekrar etmek. Hedeflerin hiçbirinden kopmamış. Siz ne bekliyorsunuz ki yani ağzıyla kuş mu tutacak? Sonuçta o hedeflere şu anda gidiyor. Emin adımlarla gidiyor bence de. Yani kazanması gereken bir maçtı. Çıktı, oynadı. Oyuncular da çok iyi mücadele etti. Kazandı ama şimdi oynayacağın Karagümrük maçını kazanamazsan senin Fenerbahçe maçını kazanmanın hiçbir önemi yok bence. Bu istikrarı yakalamak istiyorsan bu derbiden sonra oynayacağın şampiyonluk rakibinden sonra oynayacağın Karagümrük maçına da aynı mücadeleyi gösterip kazanman lazım. Bir de inmelenmişsin. Yani iyi bir galibiyetle başlamışsın. Karagümrük maçını galibiyet almazsan
o seni geriye iter. Hı hı. Puan anlamında itmeyebilir. Yine kapatabilirsin. Ne anlamda iter? Zihinsel anlamda Cüneyt. Anladın mı? O tam rüzgarı anladın mı? O yelkenleri doldurmuşsun. Gidiyorsun. Fenerbahçe'yi yeniyorsun. Arkasından Karagümrük'e puan kaybediyorsun. O senin mental olarak anladın mı? Acaba yine işte geriye mi gideceğiz? Yine sıkıntı olduğuya götür. Kafadaki bir soru işaretlerini çözmesi için Trabzonspor takımının mutlaka Karagümrük maçından da 3 puan alması gerek. Almadığı takdirde dediğim gibi tekrar soru işaretleri başlar. Tabii, Trabzon'da hocaların işi zor. Sadece takım değil, şehri de inandırmak zorundasınız. Evet, Trabzon'da... Şimdi şehir inanmaya başladı. Takım yani, zaten inanıyordu da. Trabzon'da ben şimdi orada oynadığım için... Hani Rize sen Trabzon'da da oynadın mı? Rize Spor'da oynadım. Rize Spor'da hani orası kaldığım olduğu için... Çektim, 4 büyüklerin hepsi var o zaman sende. Yok hocam, 3 tane var sadece. 3 büyükler. Yani orada herkes bir teknik direktördür. Dışarı tabii çıktığınızda... Yani, Rize'de de mi öyle? Rize'de öyle hocam. Yani bir teyze görseniz bile ya işte şunu şöyle yapsanız böyle yapsanız derler. Tabii ki çok zor. Ama aslında çok da keyiflidir. Çünkü kazandığın sürece çok keyifli olur. Tabii. Futbol şehri onlar hocam. Futbol şehri. Yani çok da futbolcu çıkarmıştır Trabzon şehri. Çok yetenekli oyuncular çıkarmıştır. Hala da geliyor alttan. Duyumları da alıyorum. Fabrika biliyorum. Hocam alt lig takımlarına bakın. Çoğu Trabzon kökenli. Aynen öyle. Yep.